birlikteyiz. Güle güle ara güler dedik. 2 yıl geçti aradan. Birlikteyiz. Türkiye güzel insan, kültür insanı, yaşayan tarih, belgeleyen filozof, her yönüyle büyüğümüz, ağabeyimiz, aramızda birlikteyiz. Güle güle ara güler. Zor bir söylemdi bu ama yaşadığını görüyoruz. Ve siz onu yıllar içinden Cennet Kültür Merkezi'ne getirdiniz, İstanbul'un kalbinde. Güzel bir serginin içindeyiz. Efendim, Melih Berk, profesyonel fotoğrafçı değilim diyor. Ara Güler, ben fotoğraf sanatçısı değilim diyor idi, fotoğrafçıyım diyor idi. Sizden, sizin büyüğünüz, arkadaşınız, birçok yoğunluğu birlikte yaşadığınız Ara Güler'i dinleyelim biraz. Sizin gözünüzde Ara Güler, bu fotoğraflara temel olan, hatta yer yer poz veren, kameranın önünde Ara Güler. O Ara Güler'i sizden dinleyelim. Ara Güler, ben en son 10 senesini tanıdım. Çok sevdim. O da bizi sevdi herhalde ailecek ki canı çektiği zaman bizim eve gelirdi, kahvaltı ederdik, akşam yemeği yerdik, öğlen yemeği yerdik. Yok, biz Zekeriya köydeyiz, tam tersine çok uzaktık. Ama Ara abinin bir özelliği vardı, duramazdı yerinde. Yani muhakkak bir yerlere gitmesi, sevdiği yerlere gitmesini isterdi. Biliyorsunuz son zamanlarda hep diyalize giriyordu gün aşırı. Ona rağmen duramazdı yerinde, muhakkak öyle bir içi doluydu. Ara abiyle ilişkimiz o saygı, sevgi üzerineydi. Ve anlaştık da anladığım kadarıyla. 10 yıl. Son 10 yılı. Evet. Ya eşinin vefatından sonra Ara Kafe'de tanıştık. Ben dikkatini çektim herhalde bir şekilde. Masasına davet etti. O davet ediş oldu. Onun masasından hiç ayrılmadım. O da bizim evden hiç ayrılmadı. Çok keyifli seneler. Sonra bir arkadaş grubu oluştu etrafımızda. Bunların içinde tanınmış insanlar vardı, tanınmamış insanlar vardı. Yani illa tanınmış olsun diye uğraşmadık ama öyle oldu. Çok keyifli bir gruptu. Zaman zaman bizim evde, zaman zaman arkadaşların evinde, atölyelerinde toplanılırdı. Herkes onu iple çekerdi. Çok şeker insanlardı. Güzel yaşadık, çok paylaştık. Efendim, sizi tanıyalım. Melih Berk, Ulusal Kanal izleyicilerine, profesyonel fotoğrafçı değil. Katiyen değilim. Benim hobi olarak fotoğraf her zaman çektim. Okuldayken de fotoğraf kulübü dahi kurdum. Ama profesyonel falan değilim. Hobi olarak fotoğrafla uğraştım. Ben masanın iki yanında bulunmuş bir insanım. Önce profesyonel olarak Çanakkale Çimento dediğimiz şimdiki Aksanca'nın kuruluşunda ben vardım. Sonra o Aksanca ismini aldım. Mali İşler Müdürü'ydüm. Sonra yönetim kurulunda bulundum. Sonra İbrahim Bodur Bey'le beraber, rahmetliyle beraber 15 sene kale grubunda çalıştım. Sonra kendime bir hiç ilgisi olmayan silika sanayiyle tıbbi sektöre girdim. Orada da Türkiye'de eksikliğini gördüğüm birkaç konuya ağırlık verdim. Onlar hastane öncesi acil bakım, yani ambulans, hava, karadeniz, merkezi tıbbi gaz sistemleri, onun aksesuarları, temiz oda teknolojisi. Türkiye'de ve ağırlıklı olarak Rusya'da çok hastane, 23 tane sırf Rusya'da var çalıştığımız. Sonra da 25 sene sonra şirketimi bir Hollandalı, temsil ettiğim bir Hollandalı holding satın almak istedi. Onlara devrettim ve ben kendimi emekli ettim. Siz üreten, ülkemin üreten ciddi kurumlarında sorumluluklar almış insansınız. Hayatı belgeleyen, özellikle İstanbul, İlber Ortaylı, benim yaşım Ara Bey'in, Ara Ağabey'in fotoğraf çektiği yıllara dayanır. Hepsi benim İstanbul'um diyor, İstanbul'u iyi bilen olarak.
Siz de Türkiye gerçeğini bilen, başka bir alana geçtiğinde de ihtiyaç olan sağlık sektörü, bu pandemi günlerinde ne kadar önemli olduğunu gördüğümüz sektör. Bir sanatçıyla dostu kahvaltılarda neler konuşurdunuz ya da o bir araya gelişlerde o kahkahalar ne üzerinden çıkardı, nasıldı? Şimdi kahkaha tabii böyle bir grup, mesela şurada resimde gördüğünüz bir grupsa oradaki konuşulan çok farklıdır. Orada Aydın Boysan var, Profesör Heath Lowry var, Ergin İmre var. Oradaki konuşma tamamen farklı. Mesela o akşam Aydın Boysan'la Ara abi kim daha çapkın yarışması yapıyordu. Yan masadan imza almaya gelen kızlardan kim önce bana geldi falan diye. Masanın gün ve saati farklı. Ara abiyle tek başınıza olduğunuz zaman felsefe konuşurdu. Onun için konuşmalar ama bizim o grup biraz çocukça, büyüklerin çocuklaşmasıydı. Çünkü Ara abinin içindeki o çocuk, onu tanımamış olanlar için ben YouTube'a çektiklerimi koydum. Ara abiyi tanısınlar istedim. Çünkü bir sürü bir kanı vardır. Ters ihtiyar, bilmem ne falan derler. Hiç alakası yok. Ara abi o terslikleri tabii ki vardı. Neydi o? Bir maskeydi, korunma maskesi. Lavabalilikten hiç hoşlanmazdı. Kültürsüz insanın davranışlarından, banal olaylardan hiç hoşlanmazdı. O zaman o maskeden dolayı son derecede ters. Konuşması zaten bir farklıydı. İnsanların algılaması kolay değildi. Yoksa çok Kadir Şinas, çok kibar bir insandı Ara Güler. Aydın Boysan büyüğümüz gibi birkaç isim en azından bu sergide görüşlerini belirtenlerle olan anılardan onların bakışından Ara Güler'i almaya çalışacağım. Değerli izleyicilerimiz, o kişiler gözüyle, o kişilerin yazdıklarıyla Ara Güler'i tanısınlar istiyorum. Siz yardımcı olun bize lütfen. Şöyle söyleyeyim, aslında o yazanların yazıları size dijital olarak da verilecek. Onlara bakarsınız. Asıl orada yazamayan iki kişi var. Onları ben size anlatayım. Bir tanesi Fatma Artunkal hanımefendi. Ara abinin uzun zaman çok sevdiği bir kız arkadaşı. İkincisi de Emel Sayın, hepimizin çok sevdiği Emel Sayın. İkisi de yazı vermediler, veremediler. Sonra düşündüğüm zaman anladım niye veremediklerini. Çünkü bilinçaltında Ara Güler ölmedi onlar için. Ölmeyen bir insan için ikinci vefat yılında çıkacak kitaba çok zordu. Bu çok önemli bir olgu diye düşünüyorum. Peki, verememiş olmaları çok önemli. Görüşü olan insanlar Ara Güler'i yeterince sizin bakışınıza farklı Ara Güler'ler mi var? Büyüyen, yükselen, yoksa evet Ara Güler'i yakalamışlar, Ara Güler ortak paydası da birleşiliyor. Şener Şen dostum bence çok güzel bir tespitte bulunmuş. Ben de bu resimler toplandı. Kendime Ara abi hayattayken bir tane bu elinizdeki kitap ölçülerinde bir tane albüm yaptım. İki bastırdım. Birincisi kendisine, ikincisi kendime. Ve o fotoğrafları konuşturmuştum. Çok hoşuna gitti. Benim kopyamın üzerine neler yazdı bilseniz. Ondan sonra kendisine aldı. Sonra vefatından sonra bir ikincisini yaptım. Daha çok, birincisi renkliydi, ikincisi siyah beyaz oldu. Sonra gören dedi ki, niçin bunları insanlarla paylaşmıyorsun? Benim böyle sergi mergi yapacak hiç böyle bir düşüncem yoktu. Bastırdığımız, benim kendim için bastırdığım o kağıtlar, Hanne Müller kağıtlar, çok pahalı bir Alman malı. Onun temsilcisine kağıdı. 400 sene solmuyor falan, öyle özellikleri var. 400 sene yaşayıp nasıl biliyoruz? 400 sene evvel sulu boyada kullanılmış, hala canlı duruyor. Oradan biliyoruz. Aynı formülle yapılıyor. Onun temsilcisine gittiğimde, yani birazcık bunları çoğaltacağım. Eşe dosta 20 tane, 50 tane yapacağım. Bir servet gibi oluyor çünkü. Diye konuşurken içeriye bir genç girdi. Erkan Doğan. Erkan. Tanışmıyoruz. Ziyarete gelmiş. Tamamen şans. Bu söylediğim 5 hafta evvel oluyor.
Bunları gördüm. Ben bunu yaparım, sergi yaparım. Dur bakalım nereden çıktın sen filan derken 5 haftada bu sergi ortaya çıktı. Yani belki de Türkiye'de değil dünyada böyle bir sergi 5 haftada. Bu çok önemli. Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür Merkezi. Eğer olaya ciddi yaklaşan yöneticiler varsa, kurumlar varsa hayat savunulabilir, çoğaltılabilir. Çok önemli ve tebrik etmek gerekir. Küçükçekmece Beyti buradayken ilkokulda gelirdik. Ondan sonra ben buradan yolum geçiyor. Hiç bilmiyordum. Ne, gelince, tanıyınca inanamadım başkanın ve kültür müdürlüğünün yaptıklarına. İnanılmaz. Ve 5 haftada bu sergi. Yani gezince anlıyorsunuz ne kadar büyük ve ne kadar güzel bir şey olduğunu. Ben sizin birikiminizle, sizin tanıdığınız Ara Güler'den özel aldığınız notları izleyicilerimizle buluşturmak istiyorum. Ara Güler sizin gözünüze, ben sanatçı değilim, fotoğrafçıyım diyen Ara Güler'i birlikte olduğunuz süredeki sohbetlerden çıkarak, tanıklıklardan çıkarak bize uzun uzun anlatın. Ara abi benim tespitim öyle mütevazi olduğu için ben sanatçı değilim falan demiyordu. Hakikaten çok güzel bir konuşlandırma yapıyordu kendisini. Ben bir tarihçiyim. Tarihi görsel olarak fotoğraf makinamla yazıyorum. Bunda da çok ciddiydi. O kadar ciddi ki bir gün oturuyoruz Ara Kafede. İğneci geldi. Nerede dediğiniz zaman? Ara Kafede oturuyoruz. İğnecisi geldi. İğne yapılması lazım. Ara Kafenin tuvaletleri bir kat aşağıda. Ara abinin o merdivenleri inmesi biraz zor. Burada yap dedi. O adam dedi ki yani burada nasıl yapayım? Pantolonunu indireceksin. O zaman gel dedi. Biliyorsunuz Ara Kafe'nin üstü onun kendi apartmanı. Onun boşluğuna. Kapıda sen gelmiyor musun dedi bana. Abi benim ne işim var dedim. Sen iyi ne olacaksın? Arşivleyeceksin her şeyi dedi bana. Yani oraya kadar her şey arşivleniyor. Ara Güler iğne oluyor. Ve İğnecinin zaferi diye böyle tutturdum iğne elinde. Burada yok Ara abi iğne vaziyeti almış. Öyle bir fotoğraf çektirtti. Çok ilginç bir insandı. Hakikaten ciddi olarak bir arşiv merakı vardı. Çektiğim bir resimde bu ileride gençlere çok önemli bir arşiv aldın, not aldın, bunu koy falan diye anlatırdı. Ara abinin içinde arkadaşımızın arkasındaki fotoğraf, sonra gösterirsiniz onu. Bence çok önemli. Niye? İstanbul'un Gözleri belgeseli çekiliyor. Kınalı Adaya gittik. Ben de konuşmacılardan biriyim. Ufak bir konuşmam var. Öyle uygun gördüler. Sonra hep beraber bir resim çektirdik. Biz makineye bakıyoruz. Ara abi herkes gibi ortada oturuyor. Ne yaparsınız makineye bakarken? Hep bir sırıtıyoruz. Gülüyoruz hafif. Biz farkında değiliz. Arayı görmüyoruz çünkü. Benim makinamla çekilmişti. 3 poz. Sonra makineyi aldım. Bakınca öldüm gülmekten. Girişte o resimler var. Ara abi birincisinde bakmış, ikincisinde bayılmış, üçüncüsünde ölmüş pozu veriyor. Eğer vesikalık değilse fotoğraf hareketli olmalıdır. Rı vurgulamak için yapıyor onu. Ara için çok önemliydi. Fotoğraf muhakkak bir hareket olmalı, bir şey anlatmalı. Bu çok önemli. Böyle durup da resim çektirildiği zaman çok sinirlenirdi ve durmazdı zaten. Muhakkak bir şey yapardı. Bu özelliklerinden çok belirgin bir şeydi. Ara Güler üzerine yazılanlarda bu tespit yok. Bu sizin... Ya vardır herhalde. Yani Ara zaten bunu her zaman söylemiştir. Ara abi çok özel bir insandı. Çok dediğim gibi onu kaba, mesela konuşma tarzı öyleydi. Hindistan Başbakanı'na da karı, ama karıyı kötü anlamda söylemiyor. Onun konuşma tarzı öyle. Kitapta ben onun ağzından onu yazmaya çalıştım. Ama belediye dedi ki bu olmaz, onları çıkartalım. Ama okurken öyle düşünün. Onu söylediği gibi düşünün. Onu tanımaktan gurur duyuyor bizim kuşağımız. Birlikte küçücük anılarımız var. En son çok kısa bir süre önce vefatından kanalımız adına, ulusal kanal adına bir yemekte birlikte olduk. İkinci kata çıkarıldı tabii, doğal olarak özel şeyle çıkarıldı.
yapılacak olan şeylerde düşüncelerini söyledi. Orada o genç hali, dinamik hali, düşüncelerini koyarken net Türkiye, kendi hali çok açık meydandaydı. Çok milliyetçi bir adamdı aslında. Ben kitabın başına da birazcık onu koymaya çalıştım. Bilinmeyenleri, benim bildiğim ve bilinmediğini zannettiğim birkaç şeyi koydum. Mesela babası Çanakkale Savaşı'nda iki ayağından vurulmuş bir gazidir. Çok ilginç. Her konuşmasında ben milliyetçiyim abi derdi ve hakikaten öyleydi. Türkiye'dir onun ruhu ve bunu defalarca ifade etmiştir. İlginç bir adamdı. Şeyi biliyorsunuz, içeride de koymuşlar seyirciler isteyen izlesin diye. Kahramanın Sonu adlı bir belgeseli var. Bir gün belgeselle ilgili bir konuşma yapıyoruz. Sen benim belgeseli izlemedin değil mi dedi. Ben dedim ki şaka mı yapıyorsun sen, nereden çıktı belgesel? Birazcık da beni şey horlayarak, dedi nereden izleyeceksin, yurt dışında gösterildi, burada da yasaklı zaten. Dikkatimi çekiyor, iyice kabartıyor. Ara abi dedim, şaka mı bu, nereden, kim, niye yasaklasın filan. Hiç detay vermiyor. Sonra o gidince ben araştırdım, buldum. Üzerinden bir ay geçti, bir gün telefon açtı. Şimdi dedi biz Cumhurbaşkanı'nın evinden geliyoruz, resim çektik. Sana geleceğim ama evde televizyonun var mı senin dedi. Dedim var bir tane, uyduruk muyduruk, şimdi ben de oyun oynuyor. DVD'de var mı? Var dedim. Peki o zaman dedi, bir de kahve mahve bir şey varsa geliyoruz dedi. Kalktı geldi, belgeseli getirmiş. İnanamadım. 10 küsur senede yapılmış 27 dakikalık bir belgesel. Kahramanın Sonu. Kahraman kim? Yavuz Zırhlısı. Yabancı basın Yavuz Zırhlısı jilet olmak için giderken diyor ki bir röportaj gönder ara. Diyor ki Demirren röportajı ne olur? Yani Demirren ne yapıyor? Fotoğraf çekersin biter. İşte evliyatını araştırdım, şunu buldum, bunu buldum filan. Ama merak etmeye başladım. Bir kahraman yarattınız. Yavuz kendi kendine kahraman olmadı. Siz yarattınız bu kahramanı. Peki o zaman niye öldürüyorsunuz? Niye korumuyorsunuz? Kahramanın Sonu. Niye bir müze olmuyor? Ve 10 küsur sene gide gele o kadar çok malzeme birikti ki diyor elimde. Ben bunlarla ne yapacağım? O zaman Türkiye'de seslendirme yok. Fransa'da bir arkadaşının şeyinde, stüdyosunda bir müzik çığlık duruyor, duyuyor. Hii, tamam buldum diyor. Kahraman ne yapılıyor? Kesiliyor. Nasıl? Oksijen kaynağıyla. Kahraman çığlık çığlığa, o çığlığı buna monte ediyor. İlk 10 dakikasında geçmişi var. Hiç konuşma yok. Sadece makineler stop lafı var. İşte gemi son bayrak iniyor vesaire, marşlar çalıyor. Ve halkın ve milletin vurdum duymazlığını anlatabilmek için mısır yiyen bir çocuk ikide bir kameranın önüne geçip sırıtıyor. Hokkabazlar top atıyorlar. Palyaçolar kameranın önünde sırıtıyor. Dehşet sinir bozucu bir şey var. Sonra bir dönüyor kamera. Kesilirken çığlık çığlığa bir kahraman var ortalıkta. Çığlıklar atıyor. Bu böyle devam ediyor. 27. dakikada oksijen kaynağını kullanan o zamanki işçimiz, baret yok, bir şey yok. Üstü başı perişan. Akşam olmuş, gidecek. Kendi oksijen kaynağını ve ekipmanının üstünü korumaya alıyor. Siz bir millet olarak bir kahraman yarattığınız Yavuz'u koruyamadınız ama işçi onu koruyor. Ve o kadar vurucu bir bitiş var ki ben gözlerim yaşardı ve elini öptüm. İnanılmaz güzel. Fakat bunu Fransa'dan getirirken iki kopya yapmış, birini saklamış başka yerde. Beyan ediyor ki işte ben getirdim bunun şeyini yaptım, sonra çıkacak, nereden, nasıl seslendirdin demesinler diye. El konuyor ve yasaklanıyor. O ismi yazmış yasaklayan makamdaki o ilgili cebinde. Ölene kadar görürsem, karşılaşırsam niye diye soracaktım diyor. Bu çok yurt dışında çok gösterildi. Çok ödüller aldı. Artık hala o yasak geçerli olduğunu zannetmiyorum ama Doğuş grubunun elinde tabii, onlar gösterirler göstermezler.
Çok etkili bir belgesel. Bir tane ama çok etkili. Tam ara usulü. Muhteşem bir belgesel. İzleyin onu. Efendim, Türkiye Ara Güler derken, Ara abi derken tam da söylemek istediğim bu. Birçok olayda yaşadığımız, gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bilinçli saldırılardan biridir bu. Son dönemde yaşanan Fethullah terör örgütü belası ve 15 Temmuz gibi PKK ile birlikte siyasetin davranması ve açılımlarla Türkiye'yi bölme projesinin gelişmesi gibi Yavuz Zırhlısı tarihimiz nasıl kesilir, jilet yapılır? Yavuz'dan geriye bir tek askeri deniz müzesinin önünde birkaç bir şey vardır. Bir de İstanbul yerken de bir lumboz var. Geriye hiçbir şey kalmış değil. Hiçbir şey, onlar bile kalmamış. Gibi giderler dedi Mustafa Kemal'in 100 yıllık enkaz halindeki geminin yapımına da Ara Güler destek verdi. Onun hayat bulması için omuz verdi. Mustafa Kemal'in gördüğünde üzülme çocuk geldikleri gibi giderler dediği. Onu ben size anlatayım. O Kartal Enterprise, onu kurtarma platformunda ben de vardım. Ve sanatçı dayanışması için bir grup yapalım dedik. Dedim ki gelir misin? O gün çok özel bir gün çünkü. Tabii gelirim dedi. Ve davet sahibi mahkeme lokantasının Perşembe Pazarı'nda sahibi. Fakat ben bir hata yaptım, çağırdım ama ben aşağı katta olacak zannettim toplantı. Dördüncü katta asansör yok. Başımdan kaynar sular indi. Hemen gittim, Ara abi gelmeden bir koltuk getirdim, koydum. Tutamakları var. Dört tane de adam, aman rica edeceğim şimdi gelecek. Bir tek oraya bankalardan girmesi lazım arabanın. Fatih biliyorsunuz onun yardımcısı. Fatih'le devamlı telefondayım. Trafik keşmekeş. Herkes bekliyor. İşte amiral, cemamiral var orada. Bilmemler bütün herkes yukarıda. Konuşmaya devam ediyor ama Ara abinin geleceğini biliyorlar. Fatih'le telefonda konuşurken arkadan dumanlar çıkıyor. Ara abi sinirlenmiş trafikte. Biliyorum ben sinirlendiği zaman gözü görmüyor. En sonunda zor bela geldi araba, indi aşağıya. Şimdi yukarıda kimlerle karşılaşacağını bilsin diye diyorum ki bak seni bu kahramanlar seni götürecekler tahterevalli gibi. Yukarıda hani tanıma kolaylığı olsun. İşte şu var, küfrün bini bin para, kimden bahsetsem o da kastetmiyor, siz de biliyorsunuz. Ama Ara abi böyle söylüyorum, bak diyorum yukarıdan bakıyorlar, seni alkışlıyorlar geldin diye. Alkışlayanını da alkışlamayanını yukarıya çıkıldı. Birdenbire roller değişti. Ben buraya niye geldim bilmiyorum, şimdi beni harcıyor. Bir yandan ondan sonra 5 dakika sonra her şey sükut oldu. Dedi ki bu kadar da zor şeyi kurtaramadınız, bari bunu kurtarın dedi. O kadar da zor bir iş değildir yapacağınız dedi ve moral verdi hepimize. Ara Güler'in İstanbul'u, sizin yaşadığınız İstanbul, bugün hangi noktaya geldik? Yapmasaydı ne olurdu? Yazmasaydım ölürdüm gibi. Eğer tanık olunmasaydı kimse farkına varmazdı birkaç kuşakta. Onun hiç konuşulacak tarafı yok. İşte Ara Güler fotoğraflarıyla alıp bakıp ağlayacağız herhalde. Hiçbir şehir eskisi gibi kalmıyor ama bir kimliği kalıyor şehrin. Burada ne yaşayanın kimliği kaldı, ne binanın, tamamen erozyona uğradı her tarafıyla beraber maalesef. Maalesef. Ben şunu faydalı buluyorum. Bu kitabın bir vefa borcu, bende kalmasın istedim benim yaşadıklarım. Ara, çünkü insanların çoğu onu paylaşmamış, bir sürü insan Ara'yı öyle tanımayacak. Sert, işte bilmem ne filan, öyle değil. Onları görülsün istedim. Bir de bunun canlısı olması lazım. O ana anlatacağım, çok içimde yara olan bir konu var. Ama biz eğlenirken, konuşurken bazı şeyleri de filme aldım. Onları, o videoları da
şeye koydum, YouTube'a koydum, herkes görebilsin diye. Bundan amaç, bu konuda araştırma yapacak olanlar arayı benim yaşadığım gibi yaşasınlar, görsünler istedim. YouTube'da bir dünya ara şeyi var. Herkesin koyduğu var ama benimki profesyonel değil, amatörce yapılmış. Mesela kitaplarda okursunuz dayısının o bacak olayını, kesme olayını. Kendi ağzından orada göreceksiniz. Bir köpeği gömmek için toprak bulamazlar onu anlatırken. Şevket Rado ile olan kavgasını anlatırken. Bunlar var. Burada gezmeye gelenlerin arasında bizim gruptan arkadaşları görüyorum. Mesela demin Dilek Türker'i gördüm. Oryal Bodur burada. Doktor Hayat Öz'ü gördüm. Daha kimler var bilmiyorum. Şimdi içime yara dediğim ikincisi de şu. Arabi için bir müze biliyorsunuz. Hakiki müze. Açılan değil. Açılması gereken. Kendisinde yer etsin diye onu kızdırarak ben bir şey yapardım hep. Dedim ki bu çok saçma. 2 milyon resim çekmişsin. Bunun ne kadarını koyabilirsin ki bir müzeye? Hadi 10 bin tane koy. Kim 10 bin tane resim gezebilir? 1, 2, 3, 5, 10. Sıkılacak. Halbuki şeyler var, kitaplar var. Kitaplara bak. Ne olacak yani dedi. Dedim ki sen orada olmalısın. Sen manyak mısın dedi. Ben 90 yaşında adamım. Ben nasıl orada olacağım? Abi dedim bak. İnsanlar gezerken bana yaptığın gibi o Leica kullanıyor, ben kullanmıyorum. Makineye girip makinedir o derdi, bir alay ederdi. Makinem mi benim senin kullandığın gibi? Hologramı anlatmak istiyorum ama onu kızdırarak yapıyorum. Dedim her yerden kafan çıkacak. Oradan kontrol lumiyer çekme, işte karşıdan ışık geliyor, bilmem ne filan. Hemen yakaladı. Afrodisyas dedim girişinde, sen anlatacaksın. Afrodisyas'ın Çığlığı diye çok güzel bir Yapı Kredi'nin büyük kitabı vardır. Onun özgeçmişin girişini anlatır, nasıl bulduğunu. Gecenin karanlığında yürürken ayağım takıldı. İki göz bana bakıyordu. Ara beni kurtar diye bağırdı. Şimdi bunu hologramla yapsanız ne kadar güzel olur. Hemen kaptı olayı, hemen önüne geçti, senaryoyu kurdu. Buldum. Orada resimlerini de koydum. Hologramı kim yapar Türkiye'de? Getirdim, tanıştırdım. Fakat birinin buna sahip çıkması lazım. Bir sponsor olması lazım. Kimse sahip çıkmıyor. Ona yazıyorum, buna çıkıyorum. Ömer Koç'a yazdırdım. Feyyaz Şahengin kendi müzesine. Fakat olur, güzel fikir falan dendi ama kimse yapmadı. O çocukları buldum. Dedim ki çocuklar, Ara abi Allah uzun ömür versin ama annemi gördüm falan demeye başladı. Demans durumu başlayacak. Siz bunu kimseden para almadan yapın. Günün birinde size bunu misliyle öderler. Tamam dediler. Diyalize gitmeyeceği bir pazar gününü kendisi seçti. Gün kararlaştırdık ve o sabah heyecanla kalkıyor. Evdekileri uyandırmamak için yatağın kenarını kendi açıyor ve düşüyor. Ne burun, ne alın, hiçbir şey kalmadı, hastanelik. Gerçekten. Çekilemedi. Bu benim içimde yara oldu. Ama bundan sonra yapılabilecek tek şey var. Onu canlandırmak mümkün ama güzel olmayacak. Resimleri canlandırmak ve arayla konuşturmak güzel olabilir. Ama bu yapılmalı. Çok güzel olur bu. Şimdi görüyorum orada şey var. Birkaç... Konuklar da ağırlıkla gelmeye başladılar. Evet. Başkan da geliyor. Sağ olun. Dilek Türker burada. Devlet sanatçısı. Onlar isterseniz o resimler de epey var. Tamam. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ara abi güle güle dedik. Ama biliyorduk ki bizimle beraber değil. Beraberiz. İşte. Tabii. Hep birlikteyiz. Zaten biliyorsunuz şöyle bir şey var. İnsanoğlu, ölümlü olan insanoğlu gerçekten öldü denilebilmesi için onu hatırlayan hiçbir canlı varlığın olmaması gerekiyor yeryüzünde. Onu hatırlayan bir tek kişi varsa o ölmemiş demektir. Bu böyle, bu çok beni içime oturan ve benim içime oturan derken sevindiren bir şeydir bu. Bir görüş, bir felsefe. Ona bayılıyorum. Ara zaten, Ara'yı ölümle hiç bağdaştıramamıştım.
Benim çok eski dostum biliyorsunuz. Ara Güler 1995 senesinde benim Rosa Luxemburg adlı oyunumun bütün fotoğraflarını çekmişti. Bir gönül adamıdır kendisi. Büyük bir dünya sanatçısıdır. Dünyayı güzellemiştir. İnsanı insan olmayı hatırlatmıştır. O din, dil, ırk, işte bu bir takım düşmanlıklar, savaş falan, bütün karşı olduğumuz, insana zulmeden ne kadar değer varsa Ara Güler de onların karşısında biri olarak hem çektiği fotoğraflarla o dünyadaki çirkinlikleri, o zulmün gerçeklerini gösterirken öbür tarafta tarihi hakikaten fotoğraflarıyla yazmıştır. Ona büyük bir sevgi duyardım. Sonra Kuvayi Milliye Kadınları'nda yine benim fotoğraflarımı çekmişti, oyunun fotoğraflarını. Birlikte ödülü almıştık. Böyle çok 10 tane ödül almıştı Kuvayi Milliye Kadınları. Alanlardan bir tanesi de fotoğrafıyla Ara Güler'di. İşte böyle yani tabii ödül falan değil, bizim için onlar birlikte tekrar buluşup gülmek, tebessüm etmek için sanki birer vesileydi. Devlet sanatçısı siz, Ermeni soykırımı yalanı tarihsel bir yalandır, emperyalist bir yalandır diye evet. Türkiye'yi savunan aydınların başında içinde gittiniz. Estağfurullah. Ara Güler Türkiye'dir diyoruz ve siz kucaklaşıyorsunuz onunla. Yani ben biliyor musunuz böyle insanoğlunu ötekileştirmek ve sevgisizlik adına, çıkar adına ötekileştirmek özelliklerinden. Bu dini olur, dili olur, siyasi görüşü olur. Bunları tamamen insanoğluna düşman bellemek adına gösterilen bütün yapılan hareketleri, bütün felsefeleri reddeden bir insanım. Felsefe filan da saymıyorum tabii. Eğer emperyalist müdahaleler olmasa kardeşçe beraber halklar yaşarlar. Halkların birbiriyle zaten derdi yoktur. Politikanın birbiriyle derdi vardır. Halklarla derdi vardır. Kötü politikaların, insan yani hümanist felsefeyle hiçbir ilgisi olmayan felsefenin o çıkara, savaşa, yıkıma dönük bir takım hareketlerin karşısındadır Ara Güler gibi sanatçılar. Ben onun için onu hep böyle hep seveceğim. Minik bir anı anlatır mısınız? Tabii. Arayla çok güzel anılarımız var. Çok güzel. Çünkü o benim yine çok sevdiğim Neziha Araz'ın çok yakın arkadaşıydı Ara Güler. Neziha Hanım da çok çok sıra dışı, çok entelektüel, çok güzel bir insandı. Ve bunlar benim dostlarım oldu. Ara Güler benim zenginliğimdir. Neziha Araz gibi, Aziz Nesin gibi. Onlar benim zenginliklerimdir. Ve ben onlarla okudum. Dünyayı onlarla öğrendim. Onlarla bir şeyler katıldı. Yani onun için çok mutluyum. Ara Güler'le Ankara'ya ayağımı kırmıştım. Kırık ayakla oynamak zorundaydım. 5 oyunu Yeni Tiyatro'da. Demişti ki sen şimdi sahneye çıkarsın. O kırık ayağını hem bize hem kendine unutturursun demişti. Ondan sonra da birlikte böyle oturup dünyaya nasıl iyilikle ve güzellikle bakabiliriz umudunu taşıyan sohbetimiz olmuştu. O gece benim için çok zengin bir geceydi. Onu hiç unutmuyorum. Bir de Rosa Luxemburg'un fotoğraflarını çekmesi için o 95 yılıydı. Ara Güler'e Rekin Teksoy yazmıştı oyunu. Acaba Ara Güler çeker mi fotoğrafları dedim. Ara gönül adamıdır. Hele Rosa Luxemburg dünya kardeşliği için çağrı yapan bir oyunu nasıl çekmez dedi. Ve o 95 yılından beri dostluğumuz hep sürdü. Muhteşem bir oyunu ve siz ne güzeldiniz. Evet yani işte artık yavaş yavaş
biraz böyle yorulduk, biraz çekiliyoruz gibi falan. Ama mücadeleye devam. Hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü görüyoruz, bakın insanlar, politikacılar falan unutuluyor ama Ara Gülerler yaşar. Aziz Nesinler yaşar. Onlar ölmezler. Yunus'un dediği gibi, Yunus Emre. Onlar aşıktırlar. Aşıklar ölmez. Teşekkür ediyorum. Programımıza başlarken biz zamanı durduran adamın fotoğraflarını biliyoruz. O fotoğrafları bütün dünya biliyor. Ama onun fotoğraflarını bilmiyoruz. İşte Ara Güler'in kendi fotoğraflarından oluşan ve o fotoğrafları çeken bir yakın arkadaşı aramızda. Konuşmalarını yapması için kendilerini mikrofona davet ediyorum. Sayın Melih Berk, arz ederim efendim. Değerli başkanım, ben buraya konuşmak için gelmedim. Çünkü fotoğraflarım zaten kendim içine konuşuyorlar. Ben sadece size teşekkür etmek için mikrofonu aldım. Çünkü ben 5 hafta içinde hiç sıfırdan bir sergi yapıldığını hiç görmedim. Ve çok değerli bir kitap basılmış yanında. Tüm bunlar sizin Kültür Başkanlığınız ve diğer arkadaşlar sayesinde oldu. Tamamen bir rastlantı sonucu. Bir yerde görüşürken sizden bir arkadaş Erkan Bey geldi. Ben bunu yaparım dedi ve hakikaten 5 hafta sonra gördüğünüz kitap ve sergi hazırlandı. Sizi kutlarım böyle bir ekiple çalıştığınız için. Resimler kendi kendini anlatıyor. Onun için ben kitapta da anlattım Arabi. Vaktinizi almak istemiyorum. Çok teşekkürler. Sayın Melih Berk'e konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Küçükçekmece'nin büyük umudu, Küçükçekmece'de kültür ve sanatta da her şey için bir fazlası diyen Sayın Belediye Başkanımız Kemal Çebi'yi kıymetli alkışlarınızla mikrofona davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok değerli sanatçı arkadaşlarımız, belediyemizin ve Küçükçekmece'nin çok değerli çalışanları, müdürlerimiz, meclis üyesi arkadaşlarımı gördüm, muhtarlarımızı gördüm. Dolayısıyla Ara Güler resim sergisini açarken hepinize hoş geldiniz diyorum. Efendim, önümdeki notu okumadan önce bir iki şey söylemek isterim. Ben de heyecanlıyım. Mikrofona çok alışık olmama rağmen ancak bir resim sergisi ve bir de Türkiye'nin en değerli yetiştirmiş olduğu bir Ara Güler'in resim sergisini açmak herhalde heyecansız olmaz. Onun için ben de çok heyecanlıyım. Aramızdan ayrılışının yıl dönümünde Melih Berk'in çekmiş olduğu Ara Güler ve dostlarının fotoğraflarından oluşan Güle Güle Ara Güler sergisine tekrar hoş geldiniz. 2 yıl önce kaybettiğimiz fotoğrafın dünyaca ünlü ismi Ara Güler içinde sanırım yeni keşifler, şehirler, sokaklar, yeni bir kitabın sayfalarını çevirmekteyiz. İstanbul ise onun için ayrı bir anlam taşıyordu. Bu güzelim şehrin her köşesini, her anını, gözlemlediği her mevsimini kayıt altına alıp belgelediği fotoğraf karelerine bakınca bizleri de bu şehri okumaya davet ettiğini anlıyoruz. Değerli arkadaşlarım, yüzyıllar önceden bugüne uzayan kültürel katmanların somut izlerini, yeni oluşmuş semtleri, çalışan, üreten insanların yaşam mücadelelerini, dönemlerinin bütün koşulları ile birlikte görmek, okumak, ondan bizlere miras kalan fotoğraf karelerinde bir tarih yolculuğunda yürümek gibidir. Ara Güler'i sanatçı kimliği yanında insan olarak da çok sevdi ülkemiz. Hepimiz çok sevdik onu. Ara Güler'i sevenler olarak daima hatırlayacağımızı bir kez daha sizlere de hatırlatmak isterim. Küçükçekmece Belediyesi olarak Ara Güler'i anarken Güler ile anılarını yazarak katkı sunan yakın dostları, şimdi onların bir kısmı da
Burada tabii ki Ara Güler'in çok daha kalabalık dostları vardı. Bunlardan Şener Şen, İlber Ortaylı, İzzet Kedibar, Uğur Yücel, Hincal Uluç, Cem Yılmaz, Nezih Tevlas, Meriha Ekmekçioğlu, Ercan Aslan, Enis Batur, Avadis Kendir, Deniz Pulaş, Dilek Türker, Hüsamettin Cindoruk, Ozan Sadıç, Ekrem Ataer, Fatih Aslan, Dayık Marikyana, Asgar Fuchs. Güle Güle Ara Güler başlıklı sergi için Melih Berk'e şükranlarımı sunarken, bu projenin gerçekleşmesinde emek veren başta Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüze ve onun değerli ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Fotoğrafların büyük ismi Ara Güler'i saygı ve sevgiyle tekrar anıyorum. Ben de ayaküstü yapmış olduğumuz sohbette şimdiye kadar belki açıkçası fark edemediğim bazı şeyleri de bu kısa sohbet içerisinde fark etmiş oldum. Ayrıca 5 hafta dediniz değil mi? 5 haftalık bir süre içerisinde serginin hazırlanması, kitabın hazırlanması ve bunun bizlere Küçükçekmece'ye, İstanbul halkına sunulmasını gerçekten çok önemsiyorum. Bir kez daha da bu hızlı hareketlerinden dolayı da Kültür Müdürlüğümüzü ve onun çok değerli çalışanlarını tebrik ediyorum. Bir iki cümle daha söyleyeyim. Küçükçekmece denildiğinde ne yazık ki, bunu üzülerek söylüyorum, akla çok daha farklı şeyler geliyor. En önce gelen de belki sadece Küçükçekmece, evet bir kent, insanların içerisinde oturduğu çok da yoğun bir yer. Nüfusu kalabalık, Türkiye'nin 7. İstanbul'un en büyük 2. ilçesi olarak bazıları bu şekilde tarif edebiliyor. Türkiye'nin 80 ilinden göç almış bir yaşam kenti. Ancak ben bu kadar kısa ve çok her yer için söylenebilecek bir şekilde Küçükçekmece'nin anılmasını istemiyorum. Bu şekilde buraya kadar anılmayı reddetmiyorum. Ancak Küçükçekmece'nin kendi görev süremiz içerisinde, onun için biraz hızlı hareket ediyoruz. Kendi görev süremiz içerisinde bir sanat, kültür kenti olarak anılmasını, bir spor kenti, eğitim kenti olarak anılmasını istiyorum. Küçükçekmece'nin şöyle bir şanssızlığı var. Küçükçekmece'ye gelmeyenler ya da Küçükçekmece'yi bilmeyenler adından esinlenerek küçük bir insanların işte küçük yaşadıkları bir yer olarak kabul ediyorlar. Aslında Küçükçekmece hiç öyle değil. Bizim bir başka görevimiz de bundan bir hafta 10 gün önce bir kitap daha, bilmiyorum görebildiniz mi, ulaştı mı size? Kuşların Evi Küçükçekmece diye ilçemizde ve gölümüzde, Küçükçekmece gölünde yaşayan kuşların kitabını ve tanıtımını yaptık. 166 türde kuş yaşıyor Küçükçekmece'de ve bu İstanbul'da toplam kuş türlerinin %49'unu oluşturuyor. Yani yarısını oluşturuyor. Bunun için de bir kez daha bu vesileyle hem bu etkinliği ve bu kitabı hazırlayan, bu temel bir klasik, artık bundan sonra nesli tükenmekte olanlara dikkat çekmek, bu hayvanlara dikkat çekmek maksadıyla herkesin dikkatini çekip bunların Çekmece Gölü, Küçükçekmece var olduğu süre içerisinde yaşatılabilmesi için bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Çok da güzel bir çalışma oldu.